Okuldan geldiniz, keyfiniz belki biraz kaçmıştı. Okulda öğrenciler tarafından zorlanmışsınız. Hocanız birazcık kızmış olabilir. O keyfinizi yerine getirecek video, yani ücretsiz ödüllerin haberini vereceğim bir videoyla daha karşınızdayım. 20 farklı ödül var. Tüm detaylarını az sonra değineceğim. Bayağı temiz, çok güzel ödüllerimiz mevcut. Ama öncesinde Instagram sayfaya şu açıklamayı yapmak durumundayım. Dünkü hikayeyle birlikte bugünkü videomuzda sizlerden yardım istemiştim. Anket yoluyla bazı bana görevler verecektiniz ama bunu şu an için bir gün öteleme durumundayım. Şu an Instagram'ı takip etmeyenler ne dediğimi anlamıyor. O yüzden açıklama kısmını Instagram linkini bırakıyorum. Süleyman Ser'in official ekranına da çıktı. Sizler de takip edin çünkü yarın size ihtiyacım olacak. Arkadaşlar, bazı anketler size sunacağım. Mesela ben bir görev yapacağım ve kaybettiğim takdirde sizler için şunu soracağım. Sizce hangi kostümü almalıyım deyip böyle 2-3 tane kostüm önerisi sorabilirim. Ve bunlar içerisinde sizin belirlemiş olduğunuz anketteki kostümü de satın alacağım. Onunla ilgili videoyu da zaten editledikten hemen sonrasında yayınlayacağım. Eğer yarın bu işi bitirebilirsem yarın da o video gelecek. Yeni konseptimiz şimdiden hayırlı olsun. Bana biraz bedel ödetebilirsiniz. Sizlerin sayesinde olacak her şey. İnsaflı da olabilirsiniz, insafsız da olabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz diyorum ve gelin isterseniz şimdi bu ücretsiz ödüller tam olarak neymiş ve nasıl alacağız? Bunların tüm detayına değinelim şimdi. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi burada day 1 dedi, işte November 1, yani 1 Kasım'da bizim alacağımız ödüller tam olarak karşınızda. Bir tane özel bir emoji, yine bir kupa şeklinde Spike'ın emojisini görüyoruz. Farklı bir emojiymiş, beğendim. Ardından 8 tane star hediyesi ve bir tane de aşamalı star hediyesi olacak şekilde bize birinci gün ödülleri verilecek. Bu ödüllerin hepsi arkadaşlar dünya finallerinde bize verilecek olan ödüller. Biliyorsunuz ki her dünya finalinde neredeyse birer tane kostüm veriliyordu. Bakalım bu dünya finalinde de kostüm alacak mısınız, zaten az sonra öğreneceksiniz. Ve bunu arkadaşlar 1000 point, yani 1000 puanı topladığımızda bu görmüş olduğunuz 10 ödülü de almış olacağız. Açıkçası birinci gün ödülleri gayet tatlı ve güzelmiş arkadaşlar. Yani ben şöyle hatırlıyorum, bazı günler bazı ödüllerde yani 20 altın falan filan verdiği bile vardı bu dünya finallerinde. En azından bu sefer hepsini en kötü ihtimalle bir star hediyesine sabitlemiş bulunmuşlar. Ve gelin isterseniz bir diğer fotoğrafımıza hemen bakıyoruz. Oğlum bu ne lan, çok büyüdü bu. Şöyle bir küçültelim abi. İkinci gün ödülümüz olaraktan arkadaşlar 1500 puan toplamamız gerekiyormuş. Ve görmüş olduğunuz gibi, bu arada 1000 puan zaten bir gün önceden toplamıştık. Üzerine bir 500 puan lazım anladığım kadarıyla. Bir tane yine emojimiz eriyen bir kupa şeklinde. Bu da gayet böyle hayaletvari bir şey olmuş. Hoş görünüyor. 3 tane star hediyesi ve bir tane de efsanevi star hediyesi garanti şeklinde olmuş. Açıkçası efsanevi star hediyesi olmasaydı bugün arkadaşlar çöp diyecektim ama efsanevi star hediyesi günü toplamış diyebilir miyiz? Toplamış diyebiliriz. Bedavanın hiçbir şeyi arkadaşlar zaten kötü olamaz. Yani beleşin dadı bir ayrı güzel olur. Gelin 3. gün ödüllerine de hızlıca bakalım. Kostüm bize vermiş mi Supercell? Şöyle geçtiğimizde arkadaşlar, vallahi arkadaşlar maalesef ki bu sefer yine kostüm yerine adamlar bize bir adet hiper şarj vermeyi tercih etmiş. Açıkçası bu durum beni üzdü. Yani Supercell dünya finallerinde son 2 yıldır bize kostüm vermiyor. Özel kostüm verirse, daha öncesinde biliyorsunuz ki Tara kostümü verilmişti. Onun daha öncesinde de Jesse'nin kostümü verilmişti. Hatırlayanlar vardır zaten. Bu kostümler çok iyiydi. Özel kostümlerde dünya finallerini izleyenler ücretsiz alabiliyordu. Ama şu an için yine böyle bir şey maalesef verilmedi. Yine baktığınızda bir tane rozet. Açıkçası bu rozet çöp. Hani ilk gün verildiğinde gene Spike vesaire böyle bir tipi değişik bir şeydi. O hoşuma gitmişti ama ikinci günde eriyen bir rozet. Şimdikinde hiçbir şey yok. Bildiğin kupa rozeti abi. Zaten bundan vardı bende ya. 3 tane star hediyesi, yine çöp diyebileceğimiz. Neyse ki bir tane de hiper şarj verilmiş. Hiper şarj dediğimiz mevzu da arkadaşlar o kadar abartılacak bir şey değil. Altı üstü 5000 altınlık bir ödül yani. Oyundan 5000 altını biriktirerek de alabilirsiniz. Tabii ki güzel. İçinden efsanevi star hediyesinden hiper şarj çıktığında çok seviniyordum. Şu an bunu garanti şeklinde almış olacağız. Ama daha büyük ödüller olabilir miydi? Bence olabilirdi. Neticeye bakacak olursak 1 Kasım, 2 Kasım ve 3 Kasım'da dünya finalleri olacak ve bu dünya finallerini bir site üzerinden takip ettiğimiz takdirde bu görmüş olduğunuz 20 ödülü ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Gelin isterseniz o siteyi de bir göstereyim hemen. Arkadaşlar, sitemizde karşınızda Brawl Stars Event sitesi, yani arama kısmına zaten event yazdığınız anda Event Supercell
direkt bu siteye yönlendirileceksinizdir. Ve ardından arkadaşlar sağ üst tarafta bu görmüş olduğunuz Serin27, bu benim kendi hesabım. Buraya tıklayacaksınız, giriş yap yazacak sizde, eğer ilk defa giriyorsanız. Giriş yapa tıkladıktan sonra oyun içindeki mailinize ve ardından mailinize gelen 6 haneli bir rakam kodu yerleştirdikten sonra sizin hesabınızı event'a bağlamış olacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bu ödüller arkadaşlar direkt hesabınıza gelmez. Şu an görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde benim yapmış olduğum bir işte event'a katılmışım. İşte bildiğim bazı sorular vardı. 200-250 puan almışım ve 3 tane ödül almışım. Şu an için bu event sitesinde bu arada bu ödüller görünmüyor. Benim bu gösterdiğim, ama benim gösterdiğim ödüller zaten %99.99.99 doğrudur. Ondan yana sıkıntı yok. Haberiniz olsun. Yani bu 1 Kasım'da başlayacak olan yarışmayı izlerken bu event sitesinden doğru tahminlerde bulunarak programı göstereyim şöyle size arkadaşlar. Şu an için tahminde bulunamıyoruz ama bu tahminler açıldığında tahminlerimizi yapacağız. Hatta bununla ilgili bu videoya güzel bir like da gelirse açıkçası öncesinde, hemen bir gün iki gün öncesinde bir video daha çekerim 1 Kasım'dan ve size tahminlerimi e-sporcuların yardımıyla da yaparız, sıkıntı yok, tanıdıklarımla. Tahminlerimizi yaparız. Hep birlikte bu ödüllerin dibini sıyırırız diyorum. Çok güzel rakipler var. Çok güzel oyuncular var. Foot Esports'lar, Mut Esports'lar, Türk takımları, işte ne bileyim Crazy Raccoon'lar. Vay 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 diyorum. Zeta Division yine zaten klasik bir şey. Nedir onun adı? Dünya finali starı. Humble'lar, SK'lar. Bayağı temiz bir dünya finali bizi bekliyor. Açıkçası bu dünya finallerini de canlı yayında izleyebiliriz. Keyifli olacağını düşünüyorum. İkinci günümüze baktığımızda burada yine farklı isimler görebiliyoruz. Bayağı temiz bir dünya finali. Ödülleri çok tatlı. Kaçırılmayacak fırsatlar ve bu videoyla sizlere biraz öncesinden duyurmak istedim. Çünkü ben dahil birçok kişi dünya finallerindeki ödülleri çok merak ediyordu ve Supercell sonunda açıklamış oldu diyorum ve... Son olarak bir soru daha yöneltip videonun sonuna geleceğim. Arkadaşlar siz olsaydınız buradaki bu kostümleri elmasla alır mıydınız? Yoksa bu kostümlerin dükkana mücevherle gelmesini bekler miydiniz? 149 elmaslık mücevher 5000 mücevher oluyor yani. V79'luk olandı 2750'lik. Buradaki elmasla almak sizce gerizekalıca bir hareket mi? Bunu lütfen yanıtlayın. Yarın biraz bedel ödeyebileceğim çünkü bu konuda. En azından fikirlerinizi öğreneyim. Ankette işaretlerseniz bile birazcık size laf söyleyebileyim yani. Siz böyle dediniz ama bana zorla aldırdınız diyebilme şansım olsun. Hoşçakalın ve...